İyi günler bu ülkenin aydınlık ve üretken insanları. Bir bilim ve toplum programına daha hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğum Doktor Mehmet Alper Uslu, NETAŞ Donanım ve Gömülü Sistemler Tasarım Müdürü. Aynı zamanda benim eski doktor öğrencim, lisanstan itibaren. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk hocam. Bugünkü konumuz bilim, teknoloji, mühendislik ve özellikle de dar kapsamda da ulusal savunma, araştırma, geliştirme ve Ar-Ge'ye dayalı tedarik konuları olacak. Alper Doğuş Üniversitesi mezunu. Doğuş Üniversitesi benim eski kurumum. Lisans, yüksek lisans ve doktora Doğuş Üniversitesi'nde. Kaç yıldır NETAŞ'tasın? Ben 7. yılıma gireceğim. 7 yıldır da NETAŞ'tasın. NETAŞ bizim Aselsan, Arçelik, Beko gibi önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Özel bir kuruluş ve aynı zamanda hem şeyde savunma alanında hem diğer alanlarda güzel işler yapan kuruluşumuz. Ulusal savunma, Ar-Ge, senin yaptığın işler ve tasarımlara geçmeden önce şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Vakıf üniversiteleri yeni Türkiye'de. 20-25 yıllık bir geçmişi var. Sen vakıf üniversitesinde bütün öğrenimini tamamladın. Geriye dönüp baktığında hani keşke diyeceğin şeyler oldu mu? Veya aldığın eğitimle ilgili neler söyleyeceksin bize? Öncelikle tabii siz de benim hocam olduğunuz için yani bana kattığınız eğitimler için de çok teşekkür ederim. Bugün buralardaysak sizlerin sayesinde olduk. Ben aldığım eğitim özelinde baktığım zaman açıkçası gerçekten çok sağlam bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ama şu anki durum nedir onu bilemiyorum tabii ki ama benim özelime baktığımız zaman Doğuş Üniversitesi'nde verilen eğitim gerçekten dünya standardında bir eğitimdi. Fakat bir eksiklik vardı, onu da hani söylemeden edemeyeceğim. Bizlere teorik eğitim çok güzel verildi. Fakat tabii pratik anlamda laboratuvarlarımız vesaire olmasına rağmen biz endüstriye geçince bunları görüyoruz tabii ki de. Yeterli olmadığını gördüm. Ama bu bütün Türkiye'nin aslına bakarsanız eğitim sistemiyle alakalı bir sorun. Onun dışında hani okulda aldığım teorik eğitimi ileride endüstriyel tecrübeyle de birleştirerek açıkçası hani geriye döndüğüm zaman pişman olacağım bir hareket yapmadığımı. Yani keşke Doğuş görüyorum. Olmasaydı başka bir şey ya da şu bölüm olmasaydı diyeceğim bir şey yok. Ben diyorsun. Zaten hani küçüklüğümden beri elektrik, elektronik ve bilgisayara meraklı olan biriydim. Dolayısıyla hani benim için zaten bir üçüncü seçenek olmadı hayatımda. Yani ya bilgisayar ya elektrik, elektronik şeklinde ilerledim. Dolayısıyla hani şimdi Doğuş olmasaydı da başka bir yer olsaydı da diyebilmem için açıkçası hani oraları görmem gerekirdi. Ama şu anda ben aldığım eğitimden gayet memnunum. Çünkü bizlere aslında bir dersin özelinde yani dersi öğretmek ayrı bir şey ama bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğrenirsiniz'in eğitimi verildi. Bu şu an bizim endüstride karşılaştığımız, yeni yetişen jenerasyonda karşılaştığımız en büyük problem açıkçası. Yani çünkü öğrenciler üniversiteden mezun olup endüstriye girdikleri zaman bilmedikleri bir konuyu nasıl öğrenebileceklerini bilmeden geliyorlar. Yani burası aslına bakarsanız aslında üniversitenin sıkıntılı. Vermesi gereken de o değil mi? Kesinlikle. Bilgiye ve yeniliğe ulaşabilme. Nasıl ulaşacaksın? Yani ayaklarının üzerinde durabilme. Kesinlikle. Yani balık tutmayı öğretmektir, balık vermek değil. Aslında siz o dönem şanslı öğrencilerdendiniz. Evet, zaten biz şanslı sizin dönem jenerasyonduk. Hemen hemen bütün mezunlarımız güzel yerlerde iyi işler buldular. Onun bir nedeni de söylemeden geçemeyeceğim. Doğuş Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi ekolünden gelen emekli veya daha genç öğretim üyelerinin etkisiyle
kuruluşundan itibaren yükselmiş bir üniversiteydi. Bize o zaman çok kızıyordunuz, sizi çok sıkıyorduk diye ama herhalde ama şimdi... Gerçekten farklı. Yani şu anda hani onu çok iyi anlayabiliyorum çünkü yani gerçekten bir farkın olduğu aşikar. Ya çünkü zaten yaptığımız iş yani sürekli teknoloji gelişiyor. Yani üniversitede alınan eğitimin gidip önümüzdeki 30 seneyi kapsamasını beklemek tabii ki de pek doğru olmayacaktır. Fakat burada aslında öğrencilere verilmesi gereken şey, bunların hepsinin bir temeli var. Hı hı. Bu temel eğitim tamam, bu güzel şekilde veriliyordur diğer üniversitelerde, fakat sonrası için nasıl öğreneceğinize dair işte demin de bahsetmiş olduğum gibi öğrenme ve araştırma yetisi. Hı hı. Yani bu hani bizim şu anda açıkçası gördüğümüz sorunlardan birisi. Yani bu bence çok daha önemli. Evet. Doktorayı da Doğuş Üniversitesi'nden bitirdin. Hı-hı. Ve genelde İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerin, yani uluslararası ölçekteki üniversitelerin Hı-hı. doktoradan beklentisi güzel bir konuda derinlemesine bir araştırma yapmak. Ve en az da 2-3 tane de uluslararası saygın Hı-hı. dergilerde yayın yapmak. Evet. Senin kaç yayının vardı? Benim şu anda eğer toplam konferansları da sayarsak 15'in üzerinde artık ben tutmuyorum sayısını. Şeyin, yani hani yani. Şey ama makale yani SCI indeksli dergi kapsamına baktığımızda o da 8'in üstünde. Yani biz aslında az zamanda hani kısa sürede büyük işler gerçekleştirdik bu kapsamda. Evet. Evet. İşte zaten o yüzden söylüyorum. Yani hani bu hani ODTÜ, Boğaziçi veya İTÜ özelinde değil, bir ben okulumdan bir bilmediğim bir şey nasıl öğrenebilirim eğitimini aldığım için artık belli bir süre sonra hani Hı-hı. hani Hı-hı. herhangi bir şey değişmiyor. Bilmesem de korkmuyorsunuz Hı-hı. mesela yani. Hı-hı. Korkmadan öğrenmek için Hı-hı. bütün gedikleri zorluyoruz Hı-hı. aslında. Peki üniversitede geçirdiğin süre kadar neredeyse şimdi güzel bir firmada etkin bir pozisyondasın. Altında beraber çalıştığın gençler var. Ve daha çok Ar-Ge işleri yapıyorsunuz. Evet. Birazdan sözünü edeceğiz. Savunma Hı-hı. alanında, savunma sektöründe Hı-hı. özellikle ulusal savunma dediğimiz hı hı. kritik yaşamsal önemi olan bir alanda işler yapıyorsunuz. Hı hı. Peki gelen yeni gençlerden hı hı. ve seninle beraber çalışan iş arkadaşlarından memnun musun? Ar-Ge'de personel çalıştırmak nasıl bir şey? Onlardan nasıl, ne veriyorsun ve ne bekliyorsun? Hı hı. Şöyle söyleyeyim, özellikle hani NETAŞ bu konuda aslına bakarsanız biraz seçici davranıyor. Yani personel alımları davranması konusunda gerekiyor davranması zaten. Gerekiyor zaten baktığınız zaman. Hani biz mesela iş başvurularını değerlendirirken yani tabii ki de hani akademik başarı bir yerde önemli ama nihayetinde her şeyde değil. Yani bu bahsettiğim not ortalaması tabii. Hani ne personeller görüyoruz ki akademik yaşantısı pek parlak değil ama o hırs, o araştırma şeyi, yetisi vesaire belli bir süre sonra bunların gerçekten önüne geçmiş oluyor. Yani. Bazen çok başarılı şeylerle, diplomalarla gelenler de olmuyor. Yani hani bu, yani hani karpuz değil ki seçelim falan aynen, şeyle değil. Biraz Hı-hı. da şans. Biraz da şans. Peki bu gençleri ulusal savunmada önce yetiştiriyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Sonra Tabii. da önemli bir kriter olan elde tutmak problemiyle karşı karşıyasınız. Evet. Özellikle son yıllarda yurt dışına muazzam bir yetişmiş insan gücü Beyin var. Evet. Yani gençleri, seninle çalışan gençleri seninle çalışmaya devam etmeleri için nasıl ikna ediyorsun, neler yapıyorsun? Şöyle söyleyeyim, yani aslına bakarsanız bu sadece benimle çalışma özeli değil. Şimdi kişiye monoton ve sabit bir iş verirseniz bu sıkılır zaten yani Hı-hı. belli bir süre sonra. Bizim işimiz Ar-Ge olduğu için aslına bakarsanız biz Ar-Ge'yi tanıtıyoruz öncelikle. Hı-hı. Yani Hı-hı. bir Ar-Ge mühendisi ne yapmalı? Bu tabii ki de
bir işe girişmeden önce o işle ilgili neler yapılmış, neler edilmiş, bunların analizlerinin yapılması, daha iyi nereye götürebilirimin planlanması bir yerde baktığınız zaman. Kişi sürekli öğreniyorsa, bir şeyler öğreniyorsa zaten başka bir şey düşünmüyor baktığınız zaman. Eğer çok fazla böyle sosyal engeller yoksa veya işte çok değişik bir kariyer hedeflenmiyorsa. Ama söylediğim gibi yani hani burada yaptığımız iş kesinlikle monotonluk değil veya şöyle söyleyeyim, şimdi Türkiye'de bazı teorik eğitimler veriliyor fakat öğrenciler o bölümlerden çıkıp tamamen o aldığı eğitimle hiç uyuşmayacak işler yapıyor veya yapmak zorunda kalıyor. Yani o işin ayrı bir tarafı. Fakat böyle gerçekten kendi alanında yani eğitimini aldığı bir alanda onu çalıştırdığınız zaman ve o gerçekten yani burada bir bu işi sahiplenmeyi duygusunu elde ettiği zaman ve sürekli de bir şeyler öğrendiği zaman yani zaten hani mutlu oluyor. İnsan hani kendisini mutlu hissediyor. Mutlu hissedince de tabii bizim tabii gece 12'lere kadar çalıştığımız oluyor ama hiç öf demiyoruz mesela. Yani çünkü biz o işi aslında gönülden yapıyoruz. Evet. Yani burada hani ona gönlünü verebilmek önemli bir şey. Bir şeyi yapmak, bir sistemi tasarlamak, onu başarmak, yaptığın şeyin çalıştığını görmek. Ya o herhalde parayla yani, ölçülemeyecek. Ya tabii bir... şimdi proje yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Yani yeri geliyor işte problemler çıkıyor, çözemiyorsunuz. İşte ne yapacağız oluyor. Zaman sıkıntısı oluyor, müşteriye mahcup mu olacağız oluyor. Yani hepsi oluyor. Ama en son siz artık her şeyi yapıp o şeyi çalıştırdığınız anda bitiyor işte. Ürün sizin önünüze geldiği zaman bitiyor. Değil yani mi? O bitiyor. Anda tabii. Yani o aslında tüm yapılan çalışmaların hepsi onu görebilmek için bir yerde. Bu herhalde Ar-Ge'ye dayalı sistem tasarlamak ve ürün ortaya çıkarmanın temel şeylerinden kesinlikle bir tanesi. Bir ekibin olacak ki senin şu ve anda bir ekibin var. Evet. Sen artık kıdemli müdür pozisyonundasın. Yani bir lidersin. Peki Ar-Ge işlerinde, Ar-Ge'ye dayalı sistem tasarlarken, birazdan ulusal savunmaya da geçeceğiz. Sistem tasarlarken liderlik nasıl yapılır? Sence iyi bir lider nasıl olmalıdır? Bunu şöyle biraz... söyleyeceğim o konuda da hocam. Yani aslına bakarsanız Ar-Ge'de lider gerçekten teknik liderlerden seçilmeli. Hani benim gözümde. Yani çünkü şimdi bu işin bir yönetim işi var. Yani işin mutfağından gelmesi İşin lazım. İşin mutfağından olacak ki her şeye hakim olacak. Olsun, veya evet. Yani söylenenler arkada olup bitenler veya problemler hakkında bir bilgi sahibi olacak. Eğer böyle olmazsa ki bunu geçmiş dönemlerindeki iş tecrübelerimden de biliyorum. Ar-Ge çalışanları idarecilerine karşı saygı göstermiyorlar. Yani çünkü yani bilmeyen bir işi bilmeyen birisi nasıl yönetebilir ki o işi? Yani inanmak, lidere inanmak. Lidere inanmak. Liderin bilgisine inanmak. Liderin de aynı güçlükleri yaşadığını ve belki de daha fazla yaşadığını görmek. Bilmek. O liderle bunu... çalıştığın sürece iyi şeyler öğreneceğini, kesinlikle. Sadece iyi şeyler değil, yapmak, ürün ortaya koymak tabii. değil ama her gün yeni bir şeyler öğreneceğini, tabii. dolayısıyla yeteneklerini arttıracağını görmesi, hissetmesi lazım. Kesinlikle. O zaman o takım ruhu oluşuyor, iş sahiplenme oluşuyor ki bu çok önemli bir şey aslına bakarsanız. Yani sadece ben işte ay sonu maaşımı alayım değil. Hani açıkçası Ar-Ge firmalarında bu tarz personellere pek yerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu aslında hangi sektör olursa olsun. Yani o işi sahiplenmek, o işi düşünebilmek, o işle ilgili sorumluluk alabilmek. Hani bunlar çok güzel şeyler ve bunlar olmayınca zaten aslına bakarsanız yani gönülden yapmadığınız bir iş olduğu zaman sıkılıyorsunuz. Başka arayışlar içine giriyorsunuz. Mutsuz oluyorsunuz en başından yani. Aslında sen şanslısın çünkü Netaş gibi işte tabii. Sadece Netaş diyoruz evet. Sen orada çalıştın işte ama buna işte
Aselsan, Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi önde gelen firmalar, tabii. Vestel, Arçelik, hı-hı. Beko gibi firmalar, evet. Da dahil. Artık ben çünkü senden 30 yaş önceki problemleri, hı-hı. biliyorum. 30 sene önceki. Benim zamanımda bu firmalarda bile Ar-Ge kültürü yeni yeni yetişiyordu. Hı-hı. Şu anda bu firmaların hepsinde Ar-Ge kültürü oluşmuş durumda. Evet. Öyle böyle, hı-hı. oluşmuş durumda. Çünkü Ar-Ge'ye genelde lüzumsuz, hani boşuna para harcamak, evet. gözüyle bakılıyordu. Hı-hı. Şimdi büyük firmalarımızda bu sağlandı. Hı-hı. Ama orta KOSGEB dediğimiz firmaların, evet. küçük ve orta işletmelerin hala Ar-Ge alışkanlıkları yok. O yüzden zaten devlet, birazdan belki bahsedeceğiz, TÜBİTAK gibi evet. kanallarla, TEDEP gibi kanallarla destekleme, evet. Ar-Ge destekleme, hı-hı. şeyleri, bütçeleri ayırıyor. Hı-hı. Yani Ar-Ge yapın, desteğini ben vereceğim diyor, vergiden düşeceksiniz diyor, kesinlikle. Masraf göstereceksiniz, hı-hı. diyor. Çünkü ancak orta ve küçük işletmelerimizle Ar-Ge kültürünü, hı-hı. yerleştirirsek bu orta gelir tuzağı dediğimiz 8-10 bin dolarlık, evet. Şeyi aşabiliriz, hı-hı. ve daha yukarılara gidebiliriz diye, evet. düşünüyoruz. Peki sistem tasarlıyorsun. Evet. Bu sistemlerin ihtiyaçları bazen müşteriden geliyor. Bazen, evet. silahlı kuvvetler sizin kapınızı çalıyor. Evet. Bizim böyle bir ihtiyacımız, hı-hı. var diyor. Ama çoğu kez de siz onları, sizin böyle bir ihtiyacınız var diye gidiyorsunuz. Çünkü, evet. Onlara kullanıcı dersek, müşterici, hı-hı. dersek, silahlı kuvvetler bir şey eksikliği hissediyorlar, hı-hı. ama ne olduğunu tanımlayamıyorlar. Onu tanımlamak zaten siz liderlerin, hı-hı. teknoloji liderlerinin, mühendislerin, yetişmiş, hı-hı. insanların şeyi. Bununla ilgili ne söylersin? Yani projelere başlarken ne yapıyorsunuz? Yaptığın projelerden dolayı özellikle hissettiğin eksiklikler, hı-hı. olmazsa olmaz hani kritik, evet. teknolojiler, hı-hı. nelerdir? Biraz da ondan bahseder misin? Tabii. Yani bir projeyi başlatmadan önce bu arada hani spesifik bir şey düşünmüyoruz hiçbir zaman. Yani hani şurada şu kullanılsın şeklinde değil. Aslında bakarsanız yani teknolojinin şeyi, kapsamı çok büyük. Hı-hı. Ve her gün inanılmaz şekilde teknolojik gelişmeler oluyor. Ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Bu ayak uydurmayı nereden yapıyoruz? İşte sosyal medya kanalıyla çok takip ediliyor mesela. Sürekli her şeyi Twitter, hı-hı. Facebook üstünden paylaşıyorlar. Yani yaptıklarını. İşin bu ayağı bir var. İkinci ayağı da tabii IEEE gibi dergilerdeki son yapılan literatürleri takip etmek. Yani bir taraftan dünyanın neresinde kim ne yapıyor, kesinlikle. Hangi ihtiyaçlara veya hangi yeniliklere yönelik onlara bakıyorsunuz. İkinci olarak da böyle SCI indeksli dergilerde son çıkan trendler, makaleler vesaire, bunları inceliyoruz. Hı-hı. Daha sonra tabii bunları inceleyip okudukça aslına bakarsanız çok farklı kullanım alanı olan bir ürünü bu sefer diyorsunuz ki tamam ben burada bunu kullanabilirim, yanına, evet. bunu da ekleyebilirim, bu şekilde ilerleyebilirim şeklinde. Daha sonra biz bir içimizde bir proje önerisi hazırlıyoruz. Ya işte olur mu olmaz mı? Riskleri ne mesela, hı-hı. yani? Hadi yaptık ama yaparız veya yani olmazsa işte. Yapabilir daha sonra, miyiz veya ne kadar sürede yapabiliriz? Şimdi genelde, hı-hı. gerçekten söylüyorum. İşi sevince hani yapabilir miyiz aslında bizde hiç konuşulmuyor hocam. Yani ya bunu yaparız biz, ne gerekiyorsa yaparız. O yani güven çünkü, var o güven yani. Var. Çünkü niye var? Yani hani gerektiğinde gece 12'lere kadar, evet, orada konuşur. Herkes çok fedakarca durabiliyor. Yani 8 saatlik gibi, mesai tabii, gibi değil. Yok kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten yani benim için, benim firmamda yaptığım iş sabah 8 akşam 5. Evet, resmiyette bitiyor. Hı hı. Fakat yani şeyde bitmiyor. Yani aslında Ar-Ge mühendisleri 24 saat çalışan, kesinlikle. Giriş çıkışları serbest olan, istediği saatte gelen. Çünkü ben Raytheon'da çalışırken, tabii. yurt dışında herkes işten eve giderken, hı. onlar geliyorlardı. Evet, çünkü, evet. sakinliği seviyorlardı. Hı. Burada bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tamamdır. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Evet, kısa bir ara veriyoruz.
Tekrar merhaba. Bugünkü bilim ve toplum programında NETAŞ Müdürü Doktor Mehmet Alper Uslu ile beraber bilim, teknoloji, mühendislik, özellikle ulusal savunma, Ar-Ge'ye dayalı tedarik konularını konuşuyoruz. Alper, izin verirsen ben biraz iki kurumumuzdan bahsetmek istiyorum. Birazdan sana ulusal savunma ve Ar-Ge'ye dayalı tedarik konusunda ihtiyaçlarımı soracağım. Tamam. Birinci kurum TÜBİTAK. 1963'te Türkiye'de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kuruluyor. Yani planlı ekonomiye geçişle beraber. TÜBİTAK internet sitesine girip bakarsanız uzun bir cümleyle biz kimiz diye açıklamış. Ben onu okumak istiyorum. Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda araştırma teknoloji geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerinin işletme işlevlerinin yanı sıra ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekte de görevlidir diyor. Daha da uzuyor böyle. Evet. Demek ki TÜBİTAK bilim ve teknoloji politikalarının stratejisini belirlemek, üniversiteleri desteklemek, endüstriyi desteklemek gibi misyonlarla, görevlerle kurulmuş 63'te. 1972'de Gebze'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kuruldu. Ben orada Bilişim Enstitüsü'nün 2000 yılında elektronik sistemler bölüm başkanlığını da yaptım bir dönem. Sonra 73'te SAGE kuruluyor, güdümlü füzelerle ilgili. Evet. Bilişim teknolojileriyle ilgili BİLTEN kuruluyor. Uzay merkezi var, metroloji merkezi var. Endüstriye destek için TÜSİ de kuruluyor. Hatta teknoloji ve yenilik destek programları, bizim konuştuğumuz KOBİ'ler için vesaire, TEYDEP de kurulmuş. Yani TÜBİTAK önemli bir kuruluş. Kesinlikle. Güzide bir kuruluş, büyük bir kuruluş. Lise öğrencilerinin bilim ve teknolojiyle tanıştırılmasından stratejik işler yapmaya kadar çok büyük görevleri var. Evet. Diğer kurulumuz ise Savunma Sanayi Başkanlığı. 1985 yılında Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak kuruluyor. 1989'da Savunma Sanayi Müsteşarlığı oluyor. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor yeni sistemden sonra. 2018 yılında ise Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yeniden isim alıyor. Evet. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın internet sitesine girdiğimiz zaman böyle 10-15 maddelik stratejik görevlerini saymış. Onun da özellikle savunma alanında ulusal gereksinimler, Ar-Ge'ye dayalı tedarikler konusunda bütçeleri milyarlarca dolara çıkan büyük sistemler için yaptığı çalışmalar listelenmiş durumda. Ulusal savunma ve Ar-Ge'ye dayalı tedarik deyince sen ne anlıyorsun, neler yaşadın? Özellikle son dönemde yaşadığın sistemlerle ilgili bir takım sıkıntıların vardı. Gelirken sohbet de ediyorduk. Özellikle artık her şeyin başı, sistem tasarlıyorsanız çip tasarlamanız lazım. Kesinlikle. Çünkü cebimizde taşıdığımız küçücük bir cep telefonu içerisinde 1 milyardan fazla elektronik bileşen olan küçücük çipler var. Her şeyi onlar yapıyor. Ne dersin? Şöyle söyleyeyim, hani Türkiye gerek insan gücü gerekse yetiştirdiği bilim adamlarıyla aslına bakarsanız dünyanın gerisinde değil. Kesinlikle. Yani Türk mühendisleri iyi mühendisler, Türk bilim adamları zaten dünyanın her yerine yayılmış ve işin daha iyi bir yönü de şu, Türk mühendisler aslında yurt dışındaki bu çok büyük projeleri yapan firmaların da çalışanları aynı zamanda. Yani hani o kadar çok yetiştirdiğimiz insanımız var ki bu konuda. Yani insan kaynağımız olarak insan kaynağı sıkıntımız yok. Bir sıkıntımız yok. Bilgi birikimimiz yeterli gayet. Dünyanın gerisinde de değiliz. Yeter kesinlikle. Ki doğru adamları doğru yerlere, doğru zamanlarda getirelim. Burada tabii biz Türkiye olarak baktığınız zaman işte geçmişte hani otomobilde yaptık, işte motorda yapıldı, şimdi yerli uçak yapımına başlanıyor.
Bunlar güzel şeyler baktığımız zaman. Fakat tabii biz yerli diyoruz. Peki yerlilik kriterimizin içerisinde tabii ki de %100'ümüz yerli olacak diye bir şey yok. Fakat biz maalesef yarı iletkenler konusunda sadece ulusal güvenlik projelerimiz için bir takım çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve dolayısıyla yani Türkiye'de mesela baktığınız zaman çok büyük elektronik üreticisi firmalar da var. Hı hı. Fakat içeride kullanılan bileşenler, tabi bu arada sadece yarı iletkenden bahsetmiyorum, yani basit devre bileşenleri, direnç, kapasitör vesaire gibi, bunların da yerli üreticileri yok. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey üretmek istiyorsak üretimin olmadığından demek pek uygun bir kelime değil. Fakat üretim sadece ulusal güvenlik temelli yapıldığından dolayı. Çünkü hı-hı. İTAL var, işte ODTÜ, METS var. Hı-hı. Bunlar yarı iletkenler konusunda çalışan kurumlarımız. Fakat endüstriye açık değiller. Evet. Dolayısıyla özel Ar-Ge firmaları ne yapıyor? Bir ürün geliştirmek için ülkede direkt temin edebileceği veya daha kolay bir şekilde temin edebileceği bir süreç bulunmadığı için otomatikman biz yurt dışındaki işte yarı iletken üreticileriyle iletişime geçmek durumunda kalıyoruz. Tabii hal de böyle olunca biz bir ürünü yapıyoruz. Tamam, yazılımı tamamen bizde, tasarımı tamamen bizde, fakat yani bu ürünü paketliyoruz, gayet güzel, ama bu ürünün içinde kullandığımız ve bunlar olmazsa bu ürünün çalışmayacağı çok kritik parçaları biz temin etmek durumunda kalıyoruz. Onları da yurt dışına yaptırıyorsunuz. Yurt dışından temin ediyoruz bu hı-hı. parçaları. Yani hı-hı. hani gönül ister ki ülkede böyle şeyler de olsa ve biz gidip tamamıyla hani onları da hiç dışa en ufak bir bağımlılık yaşamadan alabilsek. Fakat maalesef şu anda yani endüstriyel amaçlı kullanılabilecek bir yarı iletken fabrikamız bulunmuyor. En büyük eksiklerden bir tanesi bu diyorsun. Benim gözlemlediğim hı-hı. en büyük eksiklik bu. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman mesela İngiltere Microchip var üreticisi. Hollanda NXP, Almanya Infineon, Amerika'da zaten bu işler 1952 yıllarından beri hı-hı. çok aktif bir şekilde hı-hı. devam etmekte. İşte Fransa'ya baktığımız zaman onlar Amerikan menşeli Semtec firmasıyla ortak çalışmaları çok büyük. Yani hemen hemen baktığımız zaman bu coğrafyadaki gelişkin ülke dediğimiz bütün firmalar bu sektöre girmişler. Hı hı hı. Girmişler ve gelirleri bu alanda gerçekten çok yüksek. Çünkü hı hı. ülke için de ciddi bir gelir kaynağı hı hı. teşkil hı hı. ediyor. Biz de hani üretim tabanlı olarak veya yine aynı şekilde tabii hep Avrupa'ya değindim ama Çin ve Japonya da bu konuda uzaktan, çok ilerlediler. Tabii. Yani Tayvan, Çin yani tabii. kesinlikle hani muazzam atılımları, yani muazzam atılımları var. Hani yerli bir bu şekilde bir yatırım olsa açıkçası yani tüm ülke için iyi olur aslına bakarsanız. Tabii bunlar biraz pahalı teknolojiler. Ama yani bir dediğim gerekli. Fabrikayı mesela burada kurmak istesek hı hı. bütün özel sektörün hı hı. de ihtiyaçlarını evet. ki özel sektörün ihtiyaçları hı hı. aynı zamanda ulusal savunmada hı hı. Ülkenin ihtiyaçları hı hı. kaç milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz? Yani, hani bir her şeyinle kendimize yeten bir yarı iletken şeyi kursak. Tabii burada kabaca bahsetmek gerekirse yani tam olarak hani net şu kadardır bu kadardır bilmiyorum. Fakat ben en azından size bir çip ürettirmek için ne kadar para ödememiz gerektiğinden bahsedeyim. Yani şu anda biz bir çip tasarlasak tüm tasarımını biz kendimiz yapsak onu silikon üstünden ürettirmek için yarı iletken fabrikalarıyla anlaşma yapıyorsunuz hı hı. ve bir çip için bu arada yaklaşık 300 bin dolar gibi bir meblağ yani eğer ödeyeceksek ödeniyor ama hı hı. hani tabii
Ve bu da şu demek değil yani her firma kendi çipini üretsin falan değil yani hı-hı, hani bu hı-hı, tamamen hani genel amaçlı kullanılabilen. Çipler de yani öyle çok büyük sistemlerin çipleri değil değil mi? Tabii. Küçük çaplı tabii, sistemler daha küçük için. Çaplı evet. Sistemler yani o 300 bin dolar, 3 milyon dolar da olabilir, 30 milyon dolar da olabilir. Benim internetten yaptığım araştırmalara göre yaklaşık 3 milyar dolar fabrika kurulumu, 3,5 milyar dolar da araştırma geliştirme için ödenmesi gereken aslına bakarsanız 5-6 milyar dolarlık ciddi bir yatırım gerektiriyor. Tabii şimdi baktığınız zaman 5-6 milyar dolarlık yatırım yapıldığı zaman da bir de şeyler de var bu arada yani rakipleriniz de var tamam. Hani siz tamam. Tamam. Şimdi solunuza bakıyorsunuz zaten oradaki ülkeler yapmış. Sağınıza bakıyorsunuz yine oradakiler de yapmış. Dolayısıyla yani bu pazara girmek böyle hani özel sektör tamamen özel sektör değil ama özel sektör devlet şeklinde. Hani devlet ve özel sektörün işbirliği şeklinde gerçekleşirse ancak hani ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tabii daha küçük çaplı üretim yapmak da mümkün. Yani tabii ki de hani birden gidip böyle hani çok büyük şekilde bir üretim planlamaktan ziyade mesela Norveçli bir firma var. 300 kişiyle başlamışlar bu işe. Baktığınız zaman şu anda Bluetooth pazarının %80'ine hakimler adamlar. İşte 5.0 için 300 kişi daha istihdam ettik diyorlar. Yani 600 tane kişiyle de bu işler oluyor baktığınız zaman. Ama hani yani bir kıyısından köşesinden başlamak gerekiyor. Yani hani çünkü böyle bir yatırım gerçekten yani 80 milyon nüfus için. Aslında kritik teknolojiler belirleniyor. Ben hatırlıyorum TÜBİTAK'tayken 20 sene önce neredeyse kritik teknolojiler sempozyumları düzenlenirdi. Evet. Aslında kritik teknoloji dediğiniz şey neyiniz eksikse, neye ne kadar çok ihtiyacınız varsa o sizin için kritik oluyor. Bazen su bile kritik bir ihtiyaç maddesi olabiliyor. Son 3 dakikamız sevgili Alper. Yani sohbet çok hızlı gidiyor ama zaman da çok hızlı akıyor. Ben TÜBİTAK'tayken, yani daha doğrusu Raytheon firmasındayken TÜBİTAK'tan gel bir iki batmış proje var düzelt dediler. Tipik bir anımdır. Yaklaşık 35 kişi vardı. Ben gelmeden önce oradan mailler almaya başlamıştım gideceğim gruptan. Hocam bizim bölümümüze geliyor musunuz? Çok sevindik falan falan. İşte ben şu şeyin lideriyim, ben bu takımın başkanıyım, benim şuna ihtiyacım var. Herkes bir adam istiyordu. Ben geldim 35 kişiyi 25 kişiye, 23 kişiye düşürdüm. Hala elimde adam arttı yani başka projelere şey yapmak için. Bunu sonra ben Cumhuriyet Bilim Teknik'te gazete yazıları şeklinde yazmıştım. Daha sonra bir başkası çok güzel bir terimle aynı konuya değindi. Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi dümende 9 kişi, kürekte 1 kişi deniyor. Aslında tersi olması lazım. Yani bir tane dümenci olur, 9 tane kürekçi olur. 20 sene önce durum böyleydi benim gözlediğim. Senin gözlemlerin nedir? Yani şu anda yetişmiş insanlarımız var, gücümüz iyi, para öyle böyle var, iyi kullanırsak liyakat ve yetişmiş insanların doğru yerde yerleşmesi konusunda özel sektörde neler görüyorsun? Şöyle söyleyeyim yani hani devlet kurumlarını bilmediğim için hani ama özel sektör bazında baktığımız zaman hani gerçek anlamda daha önceden de yani programın ilk bölümünde de bahsettiğim gibi Ar-Ge ekibinin liderinin gerçekten Ar-Ge'nin içinden gelmesi yani gerekiyor. Yani bu benim dayımın oğlu, bu teyzemin kızı deme şansınız yok orada yok, değil mi? Kesinlikle. Yani gerçekten yani işi zaten bilen... hani bu böyle olmayınca altta çalışanlar size saygı göstermez. Yani hani bu Ar-Ge'nin şeyi bu. Keşke devlette de bu olabilse, kamu kurumlarında da bu olabilse. Hani, dediğim gibi orasını ben fazla şey bilmiyorum. Fakat NETAŞ özelinde baktığımız zaman olaya bizde zaten öyle hep bir şey Ar-Ge. Yani peki, hep Ar-Ge yaşıyoruz. Hani gençlere özellikle yurt dışına gitmeyi planlayan gençlere bu ülkede kalın. Güzel özgün problemlerimiz var. Kaynaklarımız da var. Bununla ilgili ne mesaj vermek istersin programı kapatmadan önce? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemiz aslında bütün ulusal pazarlar için de son derece cazip bir ülke. Dolayısıyla
Bu ülkede gerçekten yurt dışında yapılıp da ülkede yapılmayan ve geliştirilmeyi bekleyen o kadar çok ürün var ki, dolayısıyla bu tarz ürünleri aslında geliştirmemiz gerek jeopolitik konumumuzdan dolayı, gerekse de diğer gelişmiş ülkelerin bekledikleri hani fiyat geliri yönünden biz daha avantajlı oluyoruz onlara nazaran. Yönünden de çok iyi bir potansiyel var. O yüzden yani bu potansiyeli iyi kullanmalarını tavsiye edebilirim kendilerine. Ve her zaman okulda alınan eğitim bir yerde, fakat bilmediğim bir şeyi ben nasıl öğrenebilirim mi aslına bakarsanız sorgulamak ve bunun yöntemlerini çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla hani genç arkadaşlara önerebileceğim şey şu: derslerinizde başarılı olun, ama dersler bittiği zaman, okulunuzdaki eğitim hayatınız bittiği zaman karşılaştığınız problemleri nasıl çözebileceğinizle ilgili de kendinizi geliştirin diyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben bugün teşekkür konuğum ediyorum. Oldun. Sağ olasın, ağzına sağlık. Evet sevgili konuklar, bir bilim ve toplum programının daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.